Duvarlarımızı çizmek için Vol komutumuzu çalıştıralım. Vol komutunu çalıştırdığımızda öncelikle Options barda tip seçicimizi görüyoruz. Burada Revit'in bize önerdiği duvar tipleri var. Biz bunları özelliklerinden değiştirip istediğimiz yeni duvar tiplerine dönüştürebileceğiz. O halde hemen istediğimiz duvar tipini oluşturalım. Buradaki 20 santimetrelik duvar üzerinden Element Properties ile Edit New Duplicate ile dış duvar adı altında dış duvarlarımızı oluşturalım. OK ile onaylayalım. Preview'den her zaman için duvarımızı ön izleme şeklinde takip edelim. Structure'dan dış duvarımızın kalınlığını belirleyelim. OK ile onaylayalım. Artık tip seçici de dış duvar adı altında istediğimiz duvar stilini görüyoruz. Devam edelim. Burada duvarı nasıl çizeceğimizle ilgili sekmeler bulunuyor. Duvarımızın yüksekliği, şu anda bodrum kat planında çalışıyoruz. Duvarlarımız çatı katına kadar yükselsin istiyoruz. Duvarımızın çizerken tutma noktası merkezlerinden tutarak çizeceğiz. Nasıl bir geometriyle çizmek istiyoruz? Şeklinde sekmeler mevcut. Line ile çizmeye başlayalım. Ekranda ilk noktamızı tıklayalım. Burada yeşil çizgiyle ekrandan duvarımızın dik bir şekilde gittiğini görüyoruz. Ve istersek yine açı değerleriyle birlikte duvarımızı eğik bir şekilde de çizmemiz mümkün. Duvarımızı çizerken duvarımızın uzunluğu ekranda parametrik olarak izlenebiliyor. Bunu yine uzunlukları buradan verebileceğimiz gibi klavyeden yazmamız da mümkün. Duvarımızın uzunluğunu girelim klavyeden. 715 Enter tuşuyla onaylayalım. İlk duvarımız şu anda oluştu. Yatayda giden duvarımızın uzunluğunu belirleyelim. Enter ile onaylayalım. Ve yine uzunluğumuzu girelim. Onaylayalım klavyeden. Artık bu kısımda işlemimizi bitirmek istiyoruz. Ya her menüde bulunan Modify tuşunu tıklayacağız veya klavyeden Escape'e tıklayacağız veya sağ tuştan Cancel ile komutumuzdan çıkacağız. Bunlar kullanma alışkanlığımıza göre belirleyebileceğimiz komuttan çıkma alanlarımız. Şu anda binamızın arka kısmının duvarını oluşturmuş durumdayız. Bir de iç kısımda olan yine dış duvar niteliğindeki duvarlarımız var. Onları oluşturalım. Bu alanda oluşturacağımız bir dış duvar var ve bu duvara olan uzaklığı bizim için belirli. O halde hemen bir offset değeri girelim. Uzaklığımızı bu kısma yazalım. Ve buradan tıkladığımızda yine o offset uzaklığı kadar duvarımızın oluştuğunu görüyoruz. Duvarımızın uzunluğunu yine klavyeden girelim. 460 Enter ile onaylayalım. Artık işlemden çıkmak için yine klavyeden Escape veya sağ tuştan Cancel ile işlemimizi bitirelim. Bodrum kattan çatı katına kadar uzanacak olan duvarlarımız bunlar. Bir de zemin kattan çatı katına kadar gidecek olan bir duvarımız var. Yine bu duvarımızın üstüne gelip Create Similar ile komutumuza devam edebiliriz. Duvarımız buradaki duvarımızın bitiminden 245 uzaklıkta. Enter ile onaylayalım. Şu anda kilitlenmiş durumda ve uzaklığı da uzunluğu da duvarımızın 450 olacak. Yine Enter ile onaylayalım. Sağ tuştan Cancel ile bitirelim. 3 boyuttan baktığımız zaman artık dış duvarlarımızın bu şekilde oluştuğunu görüyoruz. İç duvarlarımızla ve döşememizle işlemimize devam edebiliriz.